Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamasında "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli küresel rol oynadığını ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördü." ifadesine yer verildi. İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta ülkenizin kuruluşunun 100. yılı olan bu özel günde Excelanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı. İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles şunları kaydetti: "Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin 100. yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz." Fransa Dışişleri Bakanlığı, ilk sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Türk milletinin ulusal bayramını kutlarız, ifadesine yer verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, geçtiğimiz 100 yılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir, ifadelerini kullandı. Putin, Kremlin basın servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilstrom da, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerimi sunuyorum. İkili ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve güçlendirmek ve NATO'da ortak müttefik olmak için sabırsızlanıyoruz mesajını paylaştı. Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Lahbib de sosyal medyadan yayımlandığı mesajında, dünyanın her yerindeki Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Lahbib, Belçika ve Türkiye'yi birbirine bağlayan diplomatik, kültürel ve insani bağlar tarihi ve sarsılmazdır. 100. yıl kutlamaları Belçika'daki ve diğer ülkelerdeki tüm Türklere kutlu olsun. Mesajını paylaştı. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin bugün kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı. NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı. NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı. Almanya Ankara Büyükelçisi Vürgen Schulz da çalışanlarıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun yazılı bir pastayla beraber bir kutlama videosu yayınladı. Ardından 100. yıl tebriği için hem Türkçe hem de Almanca olarak sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajı paylaşıldı. Herzlichen Glückwunsch Türkiye.